Böyle kısa kısa başlıkla mesela Pulgar'ı sordun ya oradan başlayalım. Hı hı. Mesela sen sor öyle e, ondan sonra Pulgar'ı eğer Dominic Torrent istediyse alındıysa niye oynatmıyor? Yönet, eğer Dominic Torrent istemediyse. Öyle diyordu çünkü ara, Dominic abi. Torrent istemediyse yönetim niye aldı? Benim söyleyeceğim bu konuda bu başka. Pulgar mesela, dedik. Evet, ee, sana... Borca e, yani söyledi zaten. Borsan Evet. Esas bilmiyorum Ender katılıyor musun? Yani Dominik, bunlar önce Torrent, ilk kısmı bunlar işi. İlk kısım tabii tabii. Yani, Sonra içeri doğru gireceğiz. Tabii içeri aynen. Ya yani Dominik Torrent iki aydır burada. Takımın tanıdığını düşünüyor musun sen? Valla çok emin değilim. Berkan Taylan ikilisinden vazgeçmiyor. Bir. Ee, örneğin bugün ben neden Muhammed'i ee, işte kenar ortaları var. Sıfıra inip içeri çevrilen toplar var. Orada kalabalık. Sürekli o bölgede oynuyor. E niye iki hem Muhammed hem Gomis oynamıyor diye düşünmedim değil. Ee, ne bileyim çok fazla şey var böyle küçük doğru. küçük detay var. Ya e, Hep konuşuyoruz. E, sen de dile getiriyorsun. Şimdi dediğin gibi orta sahada iki tane altı numarayla oynuyor. Evet. Şimdi Tayland'da evet Tayland 8'de oynamıştır ama 6 da ikisi birbirini tamamlar mı? Takımı özellikle çok, Rize doğru. gibi. Hele yani hocam. İşte bu iç sahada Rize gibi bir takımla oynuyorsan Süre bir kadroyu verirseniz iki, Koray. bu şekilde 6, altı, 6'msız 8, 6 oyuncuya gerek var mı? Sana sorayım. Ya yok. Niye yok? Şimdi bak geçen hafta 3 gelmişsin. Zaten bir seyircin gelmiş. Sana 35 yani, mi? Tabii. Sana müthiş bir atmosfer yaratmış. Geçen haftaki galibiyetin yansıması konuşmuştuk ya. Seyirciyi mutlaka getirecekti. Maça getirdi. Seyircinin zaten bu se bu alınan 3 puan seyirci baskısının, enerjisinin takıma evet. verdiği katkıdan dolayıdır. Yani oyuncular da bir ara içgüdüsel oynaya başladı. Rize Spor hata yaptı. Bu maç Galatasaray'dan öyle kazanılmıştır. Yani Galatasaray seyircisini aldığı 3 puandır Ender. Oyuncuların evet emeği vardır, söylerler Dominik Torrent'in vardır. Yani bunlar, yani Dominik Torrent'in o kadar olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu ama en fazla Galatasaray taraftarı bu maçı kazandırmıştır. Yani... Eğer bu maç serisi oynansaydı Rize Spor'a karşı bu galibiyette alınır mıydı? Ha, futbol bu alınabilirdi. Ne kadar yüzdesi olurdu? Soru işareti. Şimdi Galatasaray'da çok temel şuradan gidelim kısa kısa. Şu üçlüden sayı çıkar mı veya asist çıkar mı biraz sıkıldı ağdan çıkar değil İdi, mi? O da çok geri gitti. O da çok geri gitti. Şimdi böyle tek santrofor arkasına ucuma destek yok. Emre Kılıç çok skorer oyuncu mu? Değil. Şimdi Kerem genelde atacak. Mustafa Muhammed de e, Kadroyu oldu? bir versek kadro üzerinden... Yanlış bir yere dokunurlar. Olur olur ya olur hiç sıkıntı yok. Yani senin dediğin e, Galatasaray kadrosunu verirsek arkadaşlar. Şimdi senin dediğin diyorsun ki doğru Mustafa Muhammed ya burada hocam yanlış, yalnız. E, yalnızsa niye peki bu adam kenar ortaları sete yerleşiyor bu takım? Evet. Niye çıkıyor her hafta aynı hikayeyi görüyoruz. Hep aynı doğru şeyi mu? şeyi söylüyoruz. Böyle. Gomis çıktı ilk hafta geldiğinde Mustafa Muhammed gelirdi. Aynı şekilde geçen hafta da hatırlıyor musun? Göster maçında Aynen düşün. onu söyledik. Şimdi senin orta sahada bu üç oyuncu bir çok böyle ofansif katkı sağlar. Gol yapar, sayı skor yapar, asist yapar dersin ki kalsın tamam. İki, çok iyi baskı mı yapıyorlar? Baskı da yapmıyorlar. Şimdi Galatasaray'ın bununla beraber sağ koridoru gerekli Omar, Emre Kılıç, İyi oynadı mı ikili olarak hücumda bir organizasyon gördük mü görmedik? Hiç buradan üretkenlik yok. Galatasaray nereden maçı kazandı? Kendi sol tarafından doğru mu? Patrick ve Kerem özellikle Patrick evet. çok büyük katkısı var. Düşünebiliyor musun? Tabii ki bir savunmanın sol bekin bir katkısı olacak. Ama geçen hafta oynatılmamıştı. Oynatılmayan bir hafta önce de işte beğenilmeyen teknik evet. kadro işte Ömer'i oynattı. Yani böyle bir arayışların işine girdi. Patrick maçı kazandıran birinci oyuncudur. Savunmanın sol kenarı. Bak Galatasaray'ın üretkenliğini veya gol problemine buradan bak. Bu orta ile ve Çıkıldağ'ın e, gerekli orta sahanın o omurgasından merkezindeki etkisizliğini. Patrick maç kazandırdı sol bek. Kazandırabilir mi günümüz oyunlarında? Evet kazandırabilir. Ama Galatasaray üretkenlikte hiç yok. Şimdi... Sağ koridor hiç işlemedi. Merkezden hücum yapamıyorsun. Kerem Dağı'nı kendine oynamaya başladı. Mustafa Muhammed bu sefer var ya koşuyor bakıyorum ama etki etkisi... buralara geliyor. Burada alver yapmaya çalışıyor. Mustafa Muhammed'e destek var mı? Var. Hucumda veya bir istediği toplar getirildi mi? Hayır. Yok. Koşuyor basıyor Mustafa Muhammed yalnız. Çünkü bu oyun bir de kenardan Omar da top getirmedi. Bir tek Patrick getirdi bugün top kenardan o kadar. Ve de şimdi... Rize Spor kendi yer alanda genelde şurayı Rize Spor'a bölsek mesela şurayı kendi burada organize olan bir savunma var değil mi? Organize olan savunmaya ne yapmak gerekir? Sen de set ucumu yapacaksın. Top ayında sete yerleşeceksin. Bunlar daha derinde alacak. Daha kısa pas set ucumda nedir Ender? Çabuk akışıyla çok çabuk oynayıp yön değiştirip hatlar arasını yakıracaksan dikine geçireceğim veya kenar ortaları ikili oyun. Dengeyi bozman Bo lazım. Bravo. Şimdi iki santroforlu. Şimdi böyle bir oyun için bench'te kim birinci alırsın? Her zaman da söylüyorsun Feguly diyorsun değil mi? devre arasında da konuştuk. Fegüli, sen 55. dakika bir şey gördün mü? Gomis oyuncu değişikliğine geldi. Feguli eşortmanlarla oturuyor. Isınmaya yollamış. Bak iş ya takımı oradan tanımıyor Dominik Dona. 55. dakika varsa görüntü görelim. Feguli oturuyor orada eşortmanlarla bench'te. Bak bu oyuncu çıkacak, ısınacak. Zaten Feguli'ye demek ki inanmıyor. Dakika 80'de oyuncu değişik yaptı Feguli'yi biliyorsun değil mi? Yani diyorum ya takımını iki ayda tanıyamadı. Takımı ne oynar, nasıl üretir? Ya bir kere bu oyuncularla oynuyorsan bir organize bir şekilde pres yapman gerekir. Galatasaray seyircisinin ya enerjiyle bir pres yapıyor farkında mısın? Hele ikinci yarı 2-3 iki, pasla Rize Spor dağıttı onları. Hiçbir organize pres de yok, hücumda yok. İşte dediğim gibi seyircinin yarattığı müthiş atmosfer. Seyircinin atmosferi yatması, yarat yarattı, yarattı, yarattı Oyuncuları itti, Rize Spor'u baskı etti, Öyle maçı kazanmasını bildi. De oyuncu değişiklikleri açısından bir de değerlendirelim. Yani e, Babel girdi, Gomez girdi. Ee, o değişiklikleri de bir Mesela, alabilir miyiz Koray? Ya bu, Muhammed çıktı bu sefer. Bak, muha Muhammed kalması gerek. Mesela Omar Emre çıktı. Omar'ı bir kere e, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra çıkıp sahada oynaması büyük olay. Yani o futbolculuğu kötü ama ben ona eleştirmiyorum ama hazır değilse ya ben boya çok iyidir demiyorum. Al buradan işlemiyor burası. Fegüliye al. Sen Top getirirsin 4-5 tane pozisyon koşmaz Mustafa Muhammed'i dediğin gibi çıkartırsın. Sen Mustafa Muhammed'e servis yapıyor musun? Hiç Yapmıyorsun. Peki Mustafa Muhammed performans oyuncusu mu? Yani top geldiğinde tıklayacak tek Aynen, vuruşu öyle. olan bir oyuncu mu? Peki top ceza sahası içine geliyor mu? Gelmiyor. Peki getirmiyorsa kimi diyeceksin ki ya sağ koridor işlemiyor. Doğru mu Ender? Buraya Hı. bir hamle yapayım. Orta sahadan bir oyuncuyu eksilteyim. Çıkıl daha daha ofansif gelsin buraya oynasın iki santroforlu bir oyun tercih edeyim. Yani birçok daha sağ içinde varyasyonu, kurguyu Dominic Torrent denemesi gerekir. Hep söylüyorum ya. Yine bak, tekrarı düşmek için değil de bu değişikliğe. Her zaman söylüyorum. Simülasyon antrenör olmak gerekir. Simülasyon maçı bu bench'te mi? Ender, bu oyuncularla beraber orada kafanda yaşayacaksın. Simülasyon. Ya bu biz şimdi Rize ile olmadı. 4-4-2 Gomes sağ olmadı. Kafan devamlı dönecek Ender devamlı simülasyonda diyeceksin ki buraya hamle buraya hamle. Bunu yapması gerek Dominik Torrent'in. Yani buradan ne baskıyı doğru yapıyorsun ne ucumu doğru yapıyorsun. Oyuncu tercihlerin yanlış, oyuncu değişiklerin yanlış. Bunun sonucunda Galatasaray takımı 3 puanı almasında en formda birim neresi? Az önce söylediğim gibi tribünler. Tribünlerin Bilmiyorum. formu kazandırdı bir. Bir de şunu söyleyeyim. Yani e, Getson'la ilgili, ile ilgili Galatasaray orta sahasını tek başına 3'e 1 Fernandez esir aldı. Çıkıldı o. E, Berkan Ay. Antalya. 3'ü bir tane tek bacağı kusura bakmasınlar Fernandez etmedi. Tek başına orta sahasını Galatasaray takımının esir aldı. Sen eğer gidip Erik Pulgar'ı belli Dominic Torrent istemiş oynatmıyor. oynatmıyor. Sen yönetim Bu, olarak sen, sen yönetim olarak ne oluyorsun? 3 maçta oynadı. Sen gelmek isteyen hani biz istemedik falan diyorsun ya başkanın açıklaması vardı Ender hatırlıyor musun? Fernandes'i biz istemedik dedi. Yani biz isteseydik alırdık. Sen Fernandes gibi iki yönlü oynayan bir oyuncuyu Galatasaray orta sahasındaki şu elindeki bütün çeşitlemeye bakıyorum. Bak Morussan'da dahil olmak üzere yeri geldiğinde Fegule'de olmak üzere Galatasaray orta sahasında şu anda 6-7 tane oyuncu varsa bir tanesi Fernandes etmez. Fernandes hepsine de bedel bugün gördük. 3'e 1 tek başına orta sahayı tuttu. Rize Spor'un maçın içinde kalmasını sağlayan tabii öbür oyuncuların da emeğine, emeğine saygı Sağanın göstermek belki gereken de en, en iyisi, Tek başına Fernandes'tir.